Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ikinci dereceden denklemlerin ÖSYM tadında 4 testini çözüyoruz. İlk sorumuza hemen bakalım. Denkleminin kökleri A ve B'dir. Buna göre ifadesinin değeri kaçtır diye sormuş. Şimdi şöyle yapalım. Burada mesela ifadeyi düzenlemekle başlayabiliriz. Burada aslında 2 kare var. Buradaki A artı 3'ün karesi eksi B artı 3'ün karesi. O zaman buradaki 2 kare farkını bir açalım. Önce bunları hatta bir hatırlatmasını yaparsak x kare eksi y kare değeri nasıl açıyorsunuz? Bir x eksi y bir de x artı y şeklinde açıyoruz. Yani bir toplayıp bir de çıkartarak açacağım. O zaman a artı 3 eksi çıkartıyorum burada eksi b eksi 3 geldi. Bir de a artı 3 artı b artı 3 şeklinde. Düzenlediğimiz zaman buradaki 3'ler gitti. A eksi b kaldı. Burada da a artı b artı 6. Şimdi a artı b değerini aslında bulabiliriz. Niye? Çünkü denklemin kökleri a ve b. Kökler toplamımız zaten a artı b değil mi? Kökler toplamımız eksi b bölü a'dan eksi 6'ya eşit olacak. Yani şuradaki kısmı bulmuş olduk. A eksi b çarpı burada eksi 6 artı 6. Burası 0 olduğuna göre demek ki buradaki direkt a eksi b bulmamıza bile gerek kalmadan cevabımızı 0 olarak elde ediyoruz. İkinci sorumuzda denklem 1 ve denklem 2 verilmiş. Buna göre ifadelerin hangileri doğrudur demiş. Şimdi ilk ifadede mutlak değerli bir ifade. Biz bunu nasıl açarız? Bir artılı bir eksili çıkarır deriz. Yani x kare eksi 1 eşittir bir 3 olur. Bir de x kare eksi 1 eksi 3. Buradan x kare eşittir 4 gelir. Burada da x kare eşittir eksi 2. Şimdi x değerimiz x kare 4 olduğuna göre bir 2 bir de eksi 2 değeri. 2 tane reel kök gelir. Burada da x kare eksi 2 olduğuna göre ben bunun her iki tarafında kare kökünü aldığımız zaman burada şöyle gelecek. Mutlak x eşittir kök eksi 2. Dolayısıyla x bir eksi kök eksi 2 bir de artı kök eksi 2 değerini alacak. İki tane de sonuçta kök içerisi eksi olduğuna göre iki tane de karmaşık kökler olacak. Hatta onlar ne? Eksi kök 2i aynı şekilde artı kök 2i şeklinde gelecek. Demek ki bu denklemin iki tane reel iki tane de karmaşık kökleri var. İkinci denklemin kökleri hakkında ne yapabiliriz? Bakalım burada çarpım 0 olduğuna göre burasını da 0'a eşitleyeceğim. Burasını da 0'a eşitleyeceğim. X kare artı 1'i 0'a eşitlediğim zaman x kare eşittir eksi 1. Aynı biraz önceki gibi burada da köklerimiz bir i gelecek bir de eksi i. İki tane karmaşık kök geldi. Buraya baktığım zaman x kare eksi x eksi 1 eşittir 0. Şimdi çarpanlarına ayrılmıyor. Kök var mı diye bir diskriminantını kontrol edelim. B kare eksi 4 çarpı a çarpı c gelecek. Buradan da kökleri yine aynı şekilde diskriminantı 0'dan büyük geldi. Hatta 5 değerimiz geldi. O zaman burada da diskriminant 5 olduğuna göre yine burada da kökler gelecek demektir. Delta değerimiz burada şöyle yazalım. Delta değerimiz buradan 5 geldi. Köklerimiz ise eksi b artı eksi kök delta bölü 2a'dan bulabiliriz. Buradan eksi b, eksi b değeri eksi 1 olduğu için artı 1, artı kök 5 bölü 2 gelecek. Diğeri de artı 1, eksi kök 5 bölü 2 şeklinde kökler olacak. Burada da yine aynı şekilde reel yani burada irrasyonel ama sonuçta reel kökleri var. Burada da iki tane karmaşık kökleri olacak. Buna göre hangileri doğrudur demiş. Denklemlerin rasyonel kökleri vardır. Rasyonel evet burada rasyonel kökü var. Bu ilk denklemin rasyonel kökü var. Burada ikinci denklemde ise bir karmaşık kökler var bir de irrasyonel kökler var değil mi? Bunlar buradaki değerlerimiz reel kökler ama sonuç olarak rasyonel değil köklü olduğu için irrasyonel kökler var. O zaman denklemin rasyonel kökleri vardır ifadesi yanlış. İkincisinde ise denklemin ikişer sanal kökü vardır. Evet ikisinde de burada sanal kökler gelmiş aynı şekilde burada ikincisi doğru. Denklemin ortak kökü yoktur. Ortak kök evet verilmediğine göre bu da doğru. O zaman cevabımız 2B 3 gelmiş oluyor. Üçüncü sorumuzda denkleminin kökleri x1 x2 olduğuna göre demiş. Bu denklemin kökleri hangisi olabilir? Şimdi ilk denklemin kökleri hakkında toplam ve çarpımı yazalım. X1 artı x2 değerimiz eksi b bölü a değeri gelecek. Kökler çarpımımız ise x1 çarpı x2 değerimiz ise c bölü a gelecek. Şimdi bu denklemin köklerine baktığımız zaman bunlar da mesela x3 ve x4 olsun. X3 ile x4'ün toplamı bu denklemin kökler toplamı eksi b bölü c. Aynı şekilde bu denklemin kökler çarpımı da a bölü c gelecek. Şimdi buradaki köklerden bunlara nasıl ulaşabiliriz bakalım. Kökleri burada x1 artı x2 eksi b bölü a. Burada ise eksi b bölü c gelmiş. Şimdi şöyle düşünelim. Eksi b bölü a ve c bölü a vardı benim elimde. Buradaki değerlerimiz vardı. Ve buradan eksi b bölü c a bölü c değerlerini elde etmişiz. Buradan hangisi olabilir şıklar olabilir dediğine göre şıklara şöyle bir göz atalım. X1'in karesi ve x2'nin karesi. Şimdi buradaki köklerimiz
kareleri olmuş olsaydı o zaman b kareler gelirdi. Dolayısıyla buradaki değerlerimiz eksi b bölü c ve a bölü c gelmezdi. 1 bölü x1, 1 bölü x2. Şimdi mesela bu olmuş olsaydı ne diyecektik biz? Buradaki köklerimiz 1 bölü x1 ve 1 bölü x2 olmuş olsaydı biz bunları payda eşit diyecektik ve diyecektik ki x1 artı x2 bölü x1 çarpı x2 diyecektik. X1 artı x2 değerimiz eksi b bölü a. X1 çarpı x2 değerimiz c bölü a. A'lar sadeleşecekti ve kökler toplamı eksi b bölü c bulunacaktı. Zaten biz de neyi arıyorduk? Eksi b bölü c. Bu sağladı o zaman. Aynı şekilde bir de çarpımını kontrol edelim. 1 bölü x1 ve 1 bölü x2. Köklerimiz bunlar olsaydı çarpımı 1 bölü x1 çarpı x2 gelecekti. Yani 1 bölü x1 çarpı x2 de c bölü a. Ters çevirdiğimiz zaman da a bölü c. Zaten bizim de aradığımız neydi? A bölü c. O zaman bu köklerimiz sağladı. Yani 1 bölü x1 ve 1 bölü x2 değerleri bu denklemin kökleri olabilir diyoruz. Dördüncü sorumuzda aşağıda f ve g fonksiyonlarının grafikleri verilmiş. Buna göre denklemin gerçel sayılardaki çözüm kümesi sonsuz elemanlı olduğuna göre m kaçtır? Şimdi bu ifadede f fonksiyonu x artı m fonksiyonu gx fonksiyonuna eşit olmuş. F fonksiyonuna bakalım. F fonksiyonumuz buradaki eksi 3 noktasında kırılma yapmış ama normalde fx fonksiyonumuz bu şekilde. Kırılma dediğim mutlak değer bir fonksiyon ki burada eksi 3 noktasında kırılma olmuş. Şimdi fx fonksiyonu bu şekildeyken gx fonksiyonu nasıl oluşturuyor aslında? Eksi 3 noktasından 4 noktasına, yani burada 7 birimlik bir öteleme var değil mi? Ben bunu şöyle yapabilirim. Fx eksi ötelemeyi göstermek için eksi diyorum. 7 birim ötelendi. X eksi 7 gx fonksiyonuna eşit. Dolayısıyla karşılaştırdığımız zaman x artı m demişti bunu. O zaman m değerimizin buradan direkt eksi 7 olduğunu söyleyebiliriz grafikleri karşılaştırdığımız zaman. Ya da bu soruyu bir de şöyle yapalım. Denklemden yapalım. Grafikten tam ikna olmayanlar olabilir. Bir de denklemden gidelim. Şimdi denklemde de f ve g fonksiyonlarının buradaki doğru denklemlerini bulmam lazım. Doğru denklemimiz neydi? Mx artı n şeklinde. Şimdi bunların eğimleri bir kere eksi 1 sol tarafa yatık olduğu için ve 3 bölü 3'ten eğimleri eksi 1, eksi x geldi. Eksi 3 noktasında burada kestiğine göre eksi 3 noktasından geçmesi için o zaman buradaki değerimize eğer eksi 3 dersem x gördüğüm yere eksi 3 yazdığım zaman, yani şöyle diyelim fx fonksiyonumuz bu şekilde olursa x gördüğüm yere eksi 3 yazarsam eğer artı 3 eksi 3'ten 0 olacak. O yüzden de bizim fx fonksiyonumuz bu şekilde. Gx fonksiyonumuzu da aynı şekilde oluşturalım. Yine eğimi burada 4 bölü 4'ten 1 sol tarafı yatık olduğu için eksi 1. Eksi x geldi. 4 noktasından geçmesi için o zaman şöyle söyleyeceğim. Artı 4 dersem eğer g4 değerimiz eksi 4 artı 4'ten 0 olacak. O yüzden de gx fonksiyonumuz da bu şekildeymiş. Şimdi fx fonksiyonumuz bu şekilde ama bir de eksi 3 noktasında kırılma yaptığına göre aslında fx fonksiyonumuz mutlak değer içerisinde, yani eksi x eksi 3 şeklinde olacak. Bize diyor ki bu fonksiyonları mesela fx artı m demiş. Gx'e eşit olacağına göre bunları birbirlerine eşit de. Fx fonksiyonumuz buydu. Hemen fx artı m fonksiyonunu oluşturalım. Ne demek bu? X gördüğün yere x artı m yaz. Mutlak içinde x gördüğüm yere x artı m yazarsam şöyle olacak o zaman. Eksi x eksi m eksi 3 gelecek. Ve bunları birbirine eşitliyorum. Eksi x eksi m eksi 3 değeri gx fonksiyonu, yani eksi x artı 4'e eşit. Daha sonra mutlak değerli olduğu için bunu bir artılı bir eksili olarak çıkartacağım. Eksi x eksi m eksi 3 değeri eksi x artı 4'e eşit. Bir de şöyle yazalım. Eksi x eksi m eksi 3 değeri eksiyle çarptım. X eksi 4 değerine eşit. Buradaki ifademizde şimdi baktığımız zaman eksi x'i mesela karşı tarafa atsak 2x'li x'li değerler gelecek. Buraya baktığımız zaman ise eksi x'ler burada sadeleşecek. Dolayısıyla eksi x'ler burada sadeleştiğine göre iki tarafta birbirlerine eşit olacak. Yani çözüm kümesi sonsuz eleman dedi ya bize. 0 eşittir 0 şeklinde gelmesi lazım ki çözüm kümesi burada sonsuz elemanlı olsun. İki tarafta birbirine eşit olsun. X'ler burada gittiğine göre o zaman burada geriye kalan ifadeler de birbirlerine eşit olacak. Eksi m eksi 3 değeri 4'e eşit. Eksi m eşittir 7'den m değeri de eksi 7 olacak. Burada bu şekilde sonsuz çözüm kümesinin sonsuz elemanını bulamayız. Çünkü biz x'i mesela karşı tarafa attığımız zaman x eşittir bir değer gelecek. X'in bir tane bir nokta değeri olacak. Sonsuz elemanlı olmayacak. Buradakinde devam ettik. Çünkü eksi x'ler burada gitti. İki tarafta birbirlerine eşit olma durumu geldi. Sonsuz çözüm olması için de birbirlerine direkt eşit dedik. Eksi m eksi 3 4'e eşit dedik. Ve m değerini buradan yine aynı biraz önce bulduğumuz gibi eksi 7 değerini elde ettik. İki farklı şekilde de yorumlayarak soruyu çözebilirsiniz.
Beşinci soruda M elemanının reel sayı olmak üzere demiş. Denklemin birbirine eşit iki gerçel kökü olduğuna göre. Şimdi birbirine eşit kökler dediğimiz zaman biz ne diyoruz orada bir kere? Hemen diskriminantı sıfıra eşit diyoruz. Ve bu diskriminantın sıfıra eşit olduğunda birkaç terim söyleyebiliyorduk. Eşit kökler geliyordu. Daha sonra ne diyebiliyordu? Çakışık kökler diyebiliyordu. Bir de tam kare kökler. Yani ben bu üç terimi de gördüğüm zaman biz buradan neyi anlıyorduk? Diskriminantı sıfıra eşit. Şimdi demek ki eşit kökleri olduğunda aynı zamanda bir tam kare oluşması lazım. Aynı zamanda da çakışık kökler dememiz gerekiyor. Şimdi biz burada tam kare ifadesini kullanarak burada soruyu çözebiliriz. Niye? Çünkü karşı tarafta burada mesela ifadede 2018x-2019'un karesi var. Eşit kökler varsa bir tam kare elde etmem gerekiyor ya. Zaten bana direkt o tam kareyi vermiş. Ama tam kare olabilmesi için mesela x-y'nin karesi tam kare diyebilmem için karşı tarafın sıfır olması gerekiyor. O zaman eşit kök varsa demek ki tam kare olmak zorunda. Buradaki kareye oluştuğuna göre diğer tarafın sıfır olması gerekiyor diyoruz. Bu şekilde bu yorum yaptıktan sonra zaten soru çok kolay hale geliyor. 2019 M eksi 2020'yi sıfıra eşitlediğimiz zaman M değerimiz de buradan 2020 bölü 2019'a eşit oluyor. Bunu hiçbir şekilde unutmayın. Birbirine eşit kökler dediğinde bu 3 tane yorum da birbirini destekliyor. Yani eşit kök var diyor, çakışık kök diyebilir. Aynı zamanda biz orada ne anlıyoruz? Tam kare kökler olacak. Tam kare nasıl olacak dedik? X eksi y'nin karesi sıfıra eşit olması lazım. Bu soruda zaten sırf o şekilde sormuş ki kolay bir normalde karmaşık gözükürken aslında çok kolay bir soru haline dönüşmüş. Dolayısıyla biz M değerini buradan 2020 bölü 2019 yani D şıkkı elde etmiş olduk. Altıncı soruda aşağıdaki WhatsApp yazışmalarında seçilen öğretmene sorduğu bir soru ve öğretmenin verdiği bir cevap verilmiş. Buna göre soru kökündeki boş bırakılan kısmı hangisinin getirilmesi gerekir? X kare eksi 6 x artı 3 eşittir 0 denkleminin köklerinin demiş. Nokta nokta kök kabul eden ikinci dereceden denklem nedir demiş. Bunu nasıl çözeriz dediğinde öğrenci şöyle söylüyor. Denklemi düzenleyerek bulabilirsin. Öğretmen demiş ki 2 x artı 1'in fonksiyonel tersi x eksi 1 bölü 2'dir demiş. Buna göre isteneni bu şekilde elde edersin. Şimdi 2x artı 1'in fonksiyonel tersi dediğine göre 2x artı 1 nereden geldi? O zaman bize demek ki buradaki nokta nokta dediği yerde 2x artı 1 yani bu normalde bu denklemin köklerinin x olduğunu söyleriz ya. x1 x2 şeklinde. Mesela bir tanesi x1 olsun diğeri x2 olsun. Bu denklemin köklerinin kök kabul eden ikinci dereceden denklem. Bu denklemin demek ki 2x artı 1'den bahsediyorsa bu denklemin köklerinin 2 katının bir fazlası aynı şekilde 2 katının bir fazlasını kök kabul eden demesi lazım ki 2x artı 1'i kullanmış. Sonra buradaki kökleri bulmak için de fonksiyonun tersini alarak yerine yazarak denklemi tekrar oluşturmuş. Yani bahsettiği şey şu buradaki nokta nokta olan kısım bize verilen köklerin 2 katının bir fazlasını diye bahsetmesi gerekiyor. Bakalım şıklara birer eksiği değil ikişer katlarının birer eksiği ikişer katlarının birer fazlası. Biz birer fazlası dedik. İkişer katlarının birer fazlası şeklini istemesi gerekiyor. O yüzden de doğru cevabımız C şıkkı geliyor. Yedinci soruda aşağıdaki şekilde kendi içlerinde eşit bölümlendirilmiş farklı birimler ölçen iki cetvelin konumları verilmiş. A gerçel sayısı isteniyor. Şimdi yeşil ve mavi cetvel arasında ortak olan kısımlara bakalım. Mesela burada tam kesiştiği kısımlar. Yeşil cetvel de buradan başlıyor buraya kadar. Mavi cetvel de buradan başlıyor x kare eksi x'e kadar. Şimdi buradan buraya kadar olan kısmı, buradan buraya kadar olan kısım arasında bir eşitlik bulmamız lazım. Mesela burada uzun çizgilere baktığım zaman 1, 2, 3 tane bölüm var. Her bir bölüme y diyelim. Yani 3y geldi yeşil olduğu için y dedim. Mavide de yine aynı bu aralıkta 1, 2 tane bölüm var. Bunların her birine m diyelim. 2 tane m'ye eşit. Şimdi birbirleri arasında bir ilişki kurduk. Daha sonra yeşilin şimdi buradaki y değeri hakkında bilgi edinmeye çalışalım. Bunların her birinin y olduğunu söyledik. X kareyi bize vermişti. X kareye kadar kaç tane y var? 1, 2, 3, 4 tane. O zaman 4 tane y değerimiz x kareye karşılık geliyor. 1 tane y değerimiz x kare bölü 4'e karşılık geldi. Şimdi aynı şekilde bunu m için yapalım. 2 tane m değeri x kare eksi x'e karşılık geliyor. Bir tane m değeri de x kare eksi x bölü 2'ye karşılık geliyor. Şimdi bu y ve m değerlerini buradaki ifadede yerine yazalım. Şöyle yapacağım. 3 çarpı y yerine x kare bölü 4 yazdım. 2 çarpı m yerine de x kare eksi x bölü 2 yazdım. Buradaki 2'leri sadeleştirdim hatta.
Düzenlersek 3x kare bölü 4 eşittir x kare eksi x geldi. İçler dışlar çarpımı yapalım. 3x kare eşittir 4x kare eksi 4x. Hepsini bir tarafa toplarsak x kare eksi 4x eşittir 0. X parantezine de alırsak burasını x eksi 4 eşittir 0. O zaman x değerimiz bir 0 bir de 4 geliyor. 0 olamayacağına göre x karenin olduğu yer 0 olamayacağına göre x değerimiz buradan 4 geldi. Bize a'yı sormuştu. Şimdi a dediğimiz değer x artı a. A'ya kadar kaç tane bölüm var burada? 5 tane bölüm var. Yani 5y x artı a'ya eşit. Şimdi y dediğimiz değeri de yerine yazacağım. 5 çarpı x kare bölü 4 geldi. X artı a'nın değerini biz pardon burada x'in değerini 4 bulmuştuk. Onu da hemen yazalım burada. X yerine 4 yazarsam burası 16 olacak. 16 bölü 4'ten 4. 4 çarpı 5'ten 20. Eşittir x yerine yine 4 yazdım. Artı a. A değerimiz de o zaman 16'ya eşit oldu. 8. soruda Fatih öğretmenin sorduğu bir soruyu aşağıdaki gibi çözerek doğru cevap veriyor. Buna göre öğretmenin Fatih'e sorduğu soru hangisidir? Şimdi inceleyelim. M eksi n ile m artı n'yi toplamış. 2m bulmuş. M eksi n ile m artı n'yi çarpmış. Burana çarpılan m kare eksi n kare bulmuş. Şimdi Fatih neden m eksi n ile m artı n'yi bir toplayıp bir de çıkarsın? Demek ki Fatih'e sorulan soruda denklemin köklerinden biri m eksi n, diğeri de m artı n ki Fatih bu kökleri toplamış ve çıkarmış, toplamış ve çarpmış ve bu değerleri toplam ve çarpım değerlerini bulmuş. Sonra istenen demiş. Şimdi demek ki Fatih'e bu ikinci dereceden denklem soruluyor ki biz ikinci dereceden denklemde ne diyoruz? X kare eksi tx artı ç diyoruz. Eşittir 0. Sonra x kare t dediği değeri toplamı m bulmuş, 2m bulmuştu. Eksi 2mx artı ç dediği değeri de m kare eksi n kare buldu. Bu şekilde demek ki ikinci dereceden denklemi sormuş ki Fatih bu denklemi bu şekilde bulmuş. O zaman ne diyeceğiz? Kökleri demek ki m eksi n ve m artı n olan ikinci dereceden denklem nedir diye sorması lazım. Dolayısıyla bu şıklarda hangisini veriyor bize? D şıkkında verilmiş. O yüzden de cevabımızı bulmuş olduk. Evet arkadaşlar ÖSYM tadında 4 testini de bitirdik. Bir sonraki testimizde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.